Çocukken geçirdiğim hastalıktan kör olmuş gözlerim. Annem babam fakir insanlar oldukları için baktıramamışlar. Bir sene oluyor. Ard arda öldü ikisi de. O zamandan beri sokaklardayım. Hiç doktora gittim. Ne dedi? Ameliyatla açılabilirmiş. Ama çok para lazımmış. Ne kadar? 3000 lira. O kadar mı? 3000. Çok değil mi? Yok, babama yazar isterim. Gözlerim açılacak öyle mi? Göreceğim. Seni göreceğim. Hepinizi, kuşları, ağaçları göreceğim. İçinde yaşadığım köşkü. Her şeyi göreceksin Gül. Bu sıkıntılı günleri unutacaksın. Belki de bu saadet bitecek. Ben ne kadar istesem de anneniz, babanız, belki nişanlınız sizden uzaklaşmama sebep olacak. Gene yalnız kalacağım. Kalmayacaksın Gül, seni bırakmayacağım. Mıstık evlensin isterse, Artin de gitsin. Biz gene beraber olacağız. Küçük bir evimiz olacak. Belki deniz kenarında renk renk çiçekler, kahkaha çiçekleri, güller, hanım elleri, sarmaşıklar içinde. Sonra kuşlar olacak, Mahmure abla, pamuk, onların yavruları. Akşama kadar yanında olacağım. Geceleri yıldızları seyredeceğiz. Belki eğer sen istersen... Nasıl söyleyeyim bilmem ki... Sana karım olur musun diyeceğim. İstersen kabul etmesi yanı yok. Ben yine de seni seveceğim. Öyle ya. Belki gözlerin açılınca beni beğenmeyeceksin. Allah'a ısmarladık. Göreceksin, her şeyi halledeceğim. Mahmure abla sana arkadaşlık eder. Allah'a ısmarladık. Allah seni korudu Mürvetciğim, dün akşam iyi ki evde değildin. Hayrola Hadi Hanım, ne oldu? Daha ne olsun, acıyıp evine aldığın iyi çocuklardır diye her zaman müdafaa ettiğin o it kopuk alayı eve kadın kapamışlar. Ne? Kadın mı kapatmışlar? Ah başıma gelenler! Baba yadigarı konağın adını iki paralık ettiler demek. Senin konak olsa neyse, mahallenin namusuyla oynuyorlar. Sazlı sözlü içkili bir oturak alemi ki sorma. Yakında kapıya kırmızı fener asarlarsa hiç şaşmam. Gidip dünyayı başlarına dar etmezsem bana da kara gümrüklü deli mürvet demesinler, görürsünüz. Ne çabuk döndünüz. Hele şuna bak, edepsizliğin böylesini de hiç görmemiştim. Çabuk tası tarağı topla, bu ev senin bildiğin evlerden değil. Anlayamadım efendim. Kimsiniz siz? Şimdi süpürge sopasını kaparsam kim olduğumu görürsün. Defol dedim! Gidecek yerim yoktu da Murat Bey getirdi beni köşke. Siz onların hizmetine bakan hanım olacaksınız.
izinden döndünüz herhalde. Evet, evet. Affedersiniz, evet izindeydim. Beylerin 40 yıllık hizmetçisiyim. Biraz sinirliyim de. Evde bir yabancı görünce... Teşekkür ederim. Asıl siz benim kusuruma bakmayın. Nereden bilecektiniz? Gözlerim açılınca ev işlerinde yardım ederim size. Koskoca konak. Kim bilir ne kadar yoruluyorsunuzdur. Tabii, kocaman konak. Ama kolları bir sıvadım mı altından girer, üstünden çıkarım evelallah. Gül'ün gözlerini muayene eden doktora gittim. Ne oldu? Sonra Murat abi? Vaziyetimizi anlattım. Fakiriz dedim. İyi adammış. Ben para almam ama hastane masrafları 3000 lira tutar dedi. 3000 lira? Bu kadar para nereden bulunur be? Nasıl buluruz ben de bilmiyorum. Bugünlük yapacak bir şey yok. Geç oldu artık. Gül'ü daha fazla bekletmeyelim. Yarın ola hayır ola. İşte beyefendiler de geldiler. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım. Artık 40 yıllık hizmetçinizin kusuruna bakmazsınız. Köşke misafir getirdiğinizden haberim yoktu da. Kabahat bizde Mürvet Hanım. Sizden şey yani, senden habersiz... Nasıl olsa koca köşkte o da bol dedik. Tabii efendim, koca köşk. Hamdolsun odadan bol ne var? Yemek hazır efendim. Yaşa sen Mürvet. Banyoyu da hazırlayıver. Yorulacaksın ama çamaşır da dağ gibi yığıldı. Nasılsın hanım kız? Buyurun beyefendi. Çok teşekkür ederim efendim. Siz de buyurun beyefendi. Size layık bir sofra değil ama kusura bakmayın Gül Hanım. Çok mutluyum. Bu mutluluğu bana verdiğiniz için... sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gözlerim açılınca... ne olur beni başınızdan atmayın. Yemek pişiririm size. Çamaşırlarınızı yıkarım. Her hizmetinizi görürüm. Neden cevap vermiyorsunuz? Kovmayacaksınız değil mi? O nasıl söz hanım kızım? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Artin amca.